Herkese ikinci iş günden esenlikler. Şimdi foseptik kazılacak, beton dökülecek yapılan ayaklara. Mikserimiz var. Foseptik için logarlar var. İtim var. Şimdi içeriye gidelim. Alan bu. Metal yüzeyin üzerine bu paletler, iskelet paletleri yerleştirilecek. Sonra zımparalayacağım. Bir yandan da foseptik çukur açılıyor. Abiler de beton dökebilmek için yürüyecek platform yapıyor. Benden önce ustalar yürüdü ya. Bakalım boklarımız nereye gidecek. Göremiyoruz da. Ay ay. Heh. Pek bir şey gözükmüyor burada. Evet, şimdi ayaklara, şu çukurlara. Şurada da var ve aşağı yukarı çoğu yerde var. Kaç? 14 tane falan var. Beton dökülecek. Dıştaki sıra bitti. Şimdi içeri. Bir de foseptiğimize bakalım. İyi, iyi, iyi. Kaç? 2 metresi var herhalde. Oradan sıçacaksın. Akacak öyle. Langır lungur. Çapur çupur 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 çupur. Buraya gelecek. Ulan şuraya. Tam şunun iskele profilin tam ortasından gizli bir kazı yapacaksın. Gizli. Gizli giriş. Çok fazla Lord of the Rings izledim galiba ya. Massey Ferguson. Buradan traktör reklamı alır mıyız lan? Mal iyi yalnız ha. Çipil çipil parlıyor. Şimdi künkler gidiyor. Fosep diye. Orada abiler beton dökmeye devam ediyor. Hanım Efe orada talimat mı veriyor? Ne yapıyorsa artık. Caterpillar. Aha. Bu da benim kırmızım. Kara kırmızı. Adının kırmızısı Peugeot'dan geliyor tabii ki de. Buranın adı da Kırmızı Vadi koydum o yüzden. Evet, kırmızı olsun. 5 kuruş fazla olsun diyoruz ve işe devam ediyoruz. Ben zıplaya zıplaya gidiyorum. Ondan sonra bu ne bir saat, 2 saatlik video çekmişsin diye tatava yapıyorsunuz diye kısaltıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Massey Ferguson 54-50 Dyna modelini inceleyeceğiz. Şaka şaka. Ama ufak bir gösteri olacak. Süspansiyonlu kapısı. Yüzeyimiz var. Arkada hoparlör. Burada yancı için oturak. Çok anlamıyorum işte. Kollar mollar. İleri geri. Burada başka bir şeyler. Vallahi mal çok iyi ya. Çok iyi oğlum. Ve klimamız. Bu da normal havalandırma. Falan filan. Bence şahane. Bir de etrafında bir tur dönelim. O künkler gidiyor. Nazar boncuğu olmazsa olmaz. Şaman inanışı. Mal çok güzel ya. 2 milyon küsür, 2 milyon 100 küsür. Alınmış bir cihaz. Bence çok yakışıklı duruyor. İşlevselliğinden falan hiç anlamam ama mal güzel. İkinci künk kapağıyla beraber iniyor.
Evet, bugünlük çalışmamız bitti arkadaşlar. Size ufak bir gezinti yapayım. İkinci bölümde anlatmış oluyorum. İlk bölümde de ne yapacağımı az çok bahsettim, donmom diye, ama şu görmüş olduğunuz paletler liman paleti, liman çıkması. Emprenyeli ve 2 sene tuzlu su yemiş ve zar zor çürüyecek paletlerimiz. Bunlar bu ağaç, bunlarla hobi işleri yapılacak. 10'a 10 yani 100 metrekarelik dom platformu. Şimdi size görüş açısından göstereyim. Sağ olsun usta her yeri beton etmiş. Bu paletleri zımparalayacağım, tik yağ yapacağım. Şimdi foseptiğimiz şurada. Oradan bir boru gelecek. Artık çadırın konumlamasına göre tuvaleti nereye yapacaksam oradan bir delik inip pimaşla oraya gideceğim. Aynı zamanda şurada paletler var, görebiliyor musunuz? Şu bölge ya da işte şu iki ağacın arasına bir tane 5000 litre mi 5 tonluk su deposu olacak. Oradan da su buraya gelecek. Tam şu alanda 4 tane güneş paneli işimizi görecek. Oh yeah. Yakıyor bu güneş, yakıyor. Zaten güneş şuradan doğuyor. Doğu burası. Hop böyle. Batı da şurası. Güneye bakıyor zaten. Tam bu tarafa doğru bakacak. Cam mekan bölümümüz, domumuz. Kuzeye çok bakmayacak. Kuzey de bu taraf. Ama balkon gibi. Zaten foseptik çok gözükmeyeceği için balkon bölümü fena değil. Tabii ben merdivenlerle geldiğimde şuradaki saçma kuru dalcıkları keseceğim. Ağacı değil tabii ki. Saçma dallar, hani platformun ve çadırın etrafına gelmesin diye bunun da bayağı bir yüksek dallarını keseceğim. Birkaç tane güneş panelli spot. Spot olacak. Uf, saçım ne hale gelmiş ya. Neyse, çıkartmıyorum şapkayı. Birkaç tane ağaçlara spotlar. Ama amber rengi. Yani hani hafif bir loş. Aydınlık, sensörlü, aynı zamanda direkt yanabilen özellikli. Işık koyduk mu? Birazcık da peyzaj. Etrafa birkaç tane çit. Aşağıda kalan bir değil iki tane galiba şey var. Çoban var, çiftlik var. Kangalları var, geziyor. Sabah buradaydı. Bizim kara oğlan havlıyor. O hiç ses çıkartmıyor. Kuyruk sallıyor ama ne yapacağı belli olmaz. Boğar muar. Başımıza iş açmayalım. Sonrasında ilk etapta bütün araziyi değil de domun etrafını bir çit. İlerleyen bölümlerde projem dom videolarına devam ederiz arkadaşlar. İkinci iş günü paydos. Hoşçakalın.